Yeni videodan herkese merhaba. Bu videoda sizler için Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu arasında geçen ve de etkisi yıllardır süren iki kadın bir adam hikayesini paylaşacağız. Hikayenin başrolü ise genç yaşta hayatını kaybeden yetenekli besteci Uzay Hepari'ye aittir. İçimden sevdim hep. Hani beni sevmesi gerekmiyordu ama bazı köşeleri kaçırdı benim için. O zaman da vazgeçtim ben. İlk olarak Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe'nin tanışmasıyla başlayalım. Yıl 1991. Tilbe kızına ismini verdiği hayranlık duyduğu minik serçenin onu dinleyeceği günün hayalini kuruyor. Ve bir gün o hayal gerçekleşir. Sezen Aksu İzmir'de bir gece Tilbe'nin sahneye çıktığı pavyona gidiyor. Ama minik serçe geldiğinde Tilbe çoktan sahneden inmişti. Aksu'nun geldiğini öğrenen Yıldız Tilbe bu güzel fırsatı kaçırmamak için harekete geçer. Minik serçenin yanına gider ve ondan kendisini dinlemesini rica eder. Bu istekli genci kıramaz Sezen. O gece Yıldız'ın hayatında dönüm noktası olur. Yıllardır hayranı olduğu müzisyen Sezen Aksu nihayet onu canlı olarak dinliyor. Artık hayallerine daha yakındır. Müziğin efsanesi Aksu, Yıldız'ın sesine hayran olur. Türk müziğinin minik serçesi tarafından beğenilmek Yıldız Tilbe için büyük fırsattır. 2. Duygu yüklü sanatçının arkadaşlıkları ve Tilbe'nin yükselişi böyle başlar. Kariyerinin zirvesinde olan minik serçe ise aralarında Levent Yüksel, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi gibi isimlerin de olduğu çevresini Ulus'taki villasına toplar. Aksa bir röportajında yalnız değil de kolon halinde yaşamayı seviyorum. Sevdiklerim hep yakınımda olsun istiyorum cümlelerini söylemişti. Klan ismini verdiği bu arkadaşları arasına yeni keşfettiği isim olan Yıldız Tilbe'yi de getirir. Tilbe bundan sonra Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapmaya başlar. Televizyona ilk adım atmasıysa Sezen Aksu'nun TRT'de yayınlanan 1992 yılbaşı konserinde oldu. Besteci Onno Tunç'la uzun süren birliktelikten sonra yollarını ayıran minik serçe, teselli genç ve yakışıklı müzisyen, tüm kadınları kendine hayran bırakan Uzay Hepari'de buluyor. Sezen Aksu'dan 15 yaş küçük olan Uzay, konservatuvar öğrencisi olmasının yanı sıra sıkı bir motosiklet sevdalısıdır. Sezen'le tanışmasından kısa bir süre sonra onun Ulus'taki villasının daimi üyelerinden biri oluyor. Aksu'nun etrafına yeni insanlar dahil olurken Tilbe bu sürede yerini iyice sağlamlaştırıyor. 1992 yılının sonlarında Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasında bütün bağların kopmasına neden olacak olay yaşanıyor. Bir senaryo yazdın, dört başı ihanet. Ben garip figüran rolünü başaramayan. Yıldız Tilbe'nin bu şarkısını bu duruma ithafen yazdığı söyleniyor. Hakkı Yalçın'ın Milliyet gazetesi köşesindeki habere göre Uzay Sezen aşkı, Uzay'ın Sezen Aksu orkestrasından bir kızla birlikte olmasıyla sona eriyor. Habere bu gizemli müzisyen kızın orkestradan kovulduğunu da ekliyor. Uzun bir süre basını meşgul eden bu haber Yıldız Tilbe tarafından sonrasında aydınlatılıyor. Tilbe'ye göre bu olay aslında ne bir ihanet ne de Sezen ile arasındaki şişirilmiş küslüğün sebebi. Yıldız'ın anlattığına göre Uzay ile ilişkisini kardeşlik seviyesine indiren minik serçe Uzay'ın romantik ilgisinden bunalıyor. Yıldız'la Uzay'ın yakınlaşması da o sırada olmuş. Bu birliktelik sonrasıysa Tilbe binbir pişman olmuştur ve vicdanen rahat edemeyen şarkıcı bu yaşanmışlığı gidip Sezen Aksu'ya itiraf etmiştir.
Yıldız Tilbe bir röportajında "Ben söylemesem muhtemelen öyle bir olayın yaşandığı hiçbir zaman ortaya çıkmazdı. Ama vicdanım rahat etmedi. İtiraf ettim" sözlerini söyledi. Bu itiraf sonrası ise Sezen Aksu Yıldız'ı vokalistlikten çıkarmış ve evinden kovmuştur. Yıllarca süren küslük böyle başlamıştı. Bir şehir efsanesine göre ise Uzay Hepari, Yıldız Tilbe'ye aşık olmuş, hatta Tilbe'ye kendisiyle birlikte yaşamayı teklif etmiş. Tilbe ise bu isteği geri çevirmiştir. Bu olay sonrası Aksu, Yıldız Tilbe'ye gönderme olarak "Beni Al Onu Alma" şarkısını yazmıştır. Ortalık karışmış. Tam bu sıradaysa Uzay Hepari bambaşka bir aşka yelken açmış ve 1993 yılında modacı Zeynep Tunuslu ile evlenmiştir. Ve yıl 1994. Herkesi şoke eden o acı olay yaşanıyor. Daha hayatının baharında olan Uzay'ın bir bebeği de olacaktı. Genç müzisyen 1994 yılında feci bir motosiklet kazası sonrası hayatını kaybetti. Bu kazada Hepari'nin aracına çarptığı kişi ise ünlü oyuncu Demet Akbağ'dı. Akbağ olay sonrası yaralanan kişinin Uzay olduğunu görünce şok geçirdiğini anlatmıştı. Bu trajik ölüm başta müzik camiası olmak üzere tüm Türkiye'yi yasa boğuyor. Kazanın olduğu gün genç müzisyen aralarında Yıldız Tilbe ve Kenan Doğulu'nun da olduğu stüdyoda Demet Sağıroğlu'nun albümü için hazırlıklar yapıyor. Yoğun bir çalışma sonrası erkenden paydos veren Uzay, Demet'le birlikte motosiklette gezintiye çıkıyor. Bu gezinti sırasında hatta Demet'e motosikleti yakında bırakacağını, kaza yapmaktan korktuğunu söylüyor. Ne acı ki kaderden kaçınılmıyor. Kaza sırasında boynu kırılan ve yaşaması mucize olarak görülen Uzay, yoğun bakımda can savaşı veriyor. Bu sırada kaza haberini duyan Sezen Aksu, Bodrum'dan hastaneye gelmeye çalışırken üzüntüden fenalaşıyor. 1,5 aylık hamile olan Zeynep Tunuslu ise üzüntüden bebeğini kaybetmek tehlikesi yaşıyor. Ama bebeği mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başarıyor. Şimdilerde büyüyüp yakışıklı bir genç adam olan oğlu, babası Uzay'a olan aşırı benzerliğiyle dikkat çekiyor. Hastanede 11 gün hayat mücadelesi veren Uzay Hepari, 31 Mayıs günü hayatını kaybetmiştir. Olay sonrası tedbirsizlik nedeniyle Demet Akbağ'a dava açılıyor. Ama adli tıp raporunda Uzay'ın aşırı alkollü olduğu ortaya çıkınca dava kapanıyor. Hayatını kaybettiğinde henüz 25 yaşında olan Hepari'den geriye iki kadın bir adam hikayesi, bir oğlu ve hızlı yaşa genç öl lafı kaldı. Bu acı olay sonrası Yıldız Tilbe'nin Delikanlım şarkısını Uzay'a ithafen yazdığı söylenmişti. Modacı Zeynep Tunuslu ise Mavi Melekler ve Sen kitabında vakitsiz kaybettiği eşi Uzay ile ilgili çarpıcı detaylarda bulunuyor. Eşinin ailesiyle bir türlü yıldızı barışmayan Tunuslu, kitapta Hepari ailesinden ilgi çekici ayrıntılar da vermiştir. Üst üste yaşanan bu olaylar sonrası magazin durulduğunda gözler Yıldız Tilbe ve Sezen Aksu'nun üzerinde toplanıyor. Sezen Aksu'nun diğer vokalistlerine olduğu gibi Yıldız Tilbe'ye de albüm yapması beklenirken Aksu'dan bu adamın gelmemesi çok konuşulmuştu. İkilinin aralarının aniden bozulmasının nedeni o dönem magazin basınının merak konusu oluyor. Aksu'ya bu soru sorulduğundaysa "Ben kendisini yapımcı Onno Tunç'a yönlendirdim" diyerek soruyu geçiştiriyor. Tilbe ise "Ben Sezen Aksu okulunda sınıfta kaldım" açıklamasını yapıyor.
Yetenekli şarkıcı Yıldız, bundan sonra yalnız ilerlemek zorunda olduğunu fark edip ipleri kendi eline almaya karar verdi ve 1994 yılında Delikanlım albümünü piyasaya sürdü. Bu albümü çıktığı gibi piyasaya damgasını vuruyor. Sezen Aksu'nun yakın çevresinin anlattığına göre Minik Serçe Delikanlım şarkısını duyduğunda gözyaşlarına boğulmuştu. Tilbe röportajların birinde Sezen Aksu konusu açıldığında magazin muhabirlerine "Benim Sezen'le bir küslüğüm yok. Bu sorular hep bana soruluyor nedense." bir kez de ona sorun yorumunu yapmıştı. 2 Ocak 2018 tarihinde ise Sezen Aksu ve Yıldız Tilbe arasında tarihi buluşma yaşandı. İki ünlü müzisyen bir araya gelerek barışın sinyallerini verdi. Hayranlarının en büyük isteği ise ünlü ikilinin birlikte müzik yaparak izleyicilere duygu seli yüklü şarkılar armağan etmeleridir. Hepinizden çok istiyorum ben ama istemek de olsa dünyada savaşların bitmesini istiyorum. Kadınların sevilmesini ve özgür bırakılmasını istiyorum. Bir sürü şey istiyorum ama olmuyor istemekle. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz sizler de bu konuyla ilgili fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Ve eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenip kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz.